Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 26. mektubun 4. mebhasından birincisi. Mektubunda diyorsun, Rabbil alemin tabir ve tefsirinde 18 bin alem demişler. O adedin hikmetini soruyorsun. Yani Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi. O aleminden maksat nedir? Hangi alemlerden bahsediliyor? 18 bin alem diyenler var. 18 bin alemin yani rakamsal olarak ifadesinin izahı nasıl olacak? Hakikaten bir sayılı 18 bin tane alem mi var? Yoksa bu işte kesretten kinaye, çokluktan kinaye midir? Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum. Fakat bu kadar derim ki Kur'an-ı Hakim'in cümleleri birer manaya münhasır değil. Belki nevi beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir külli hükmündedir. Yani Kur'an-ı Kerim'e edebiyatçılar, ziraatçılar, botanikçiler, tıp uzmanları, felek ilmiyle meşgul olanlar mesela, efendime söyleyeyim, hitabet ilmiyle meşgul olanlar, işte diyelim coğrafyayla meşgul olanlar, tarihle meşgul olanlar, her türlü sanat erbabı, vasıflı insan, meslek sahibi, bilim adamları bakıyormuş. Her biri kendine ait, kendi sanatına, ilmine, irfanına ait bir yığın malumat çıkarıyor. Bir grupta ne demiş? 18 bin alemden maksat, işte yıldızları mı saymışlar, yoksa böyle bazı alemlere isimler mi vermişler? Kim hangi açıdan bakarsa Kur'an-ı Kerim ona o açıdan fikir verir, düşünce verir. Hani Muazzez Üstadımız buyuruyor ya, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bir kitabı emir ve davet, değil mi? Hem mesela maziye, müstakbele, gayipten haber veren, murad-ı ilahi insanlara bildiren, kulla Allah arasında münasebetleri kuran, bir yığın maksat ve gayesi var Kur'an-ı Kerim'in. Yani bir nevi şuna benziyor, su gibi mesela. Suyu kullanmayan bir mahluk yok. Her canlı su kullanıyor. Ama her canlı yapısına göre istifade ediyor. Bir papatyanın sudan istifadesiyle, değil mi? Bir diyelim timsahın sudan istifadesi, balığın çok farklıdır yani. Ama kim suyla münasebete girse nedir? Sanki su benim için yaratılmış, sırf bana ait gibi. Ama bütünü böyle söylüyor. Ha şimdi dolayısıyla su öyle bir nimet ilahiye ki her bir canlının mizacına, huyuna, tabına, yapısına uygun ve muvafık. Şimdi bir cihetten papatyanın istifadesine bakarak onun istifadesini baz alıp suya izahlar, hikmetler getirmek çok nakıs ve eksik olur. Papatyayı bırak laleye, laleyi bırak diyelim balığa. Hepsinin istifadesi, suyla münasebeti çok farklı. Ha bir nazar, bir göz olacak ki bütün mahlukatın sudan istifade eden özelliklerini, su nimetinden istifade etme şekillerine bakacak, onunla alakalı geniş bilgi ve malumat ortaya koyarsa suyun hakkını vermiş olur. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim de böyle. Tıp uzmanı bakıyor bir şey, matematikçiler bakıyor bir şey çıkıyor, coğrafyacılar bakıyor bir şey, fizikçiler bakıyor bir şey çıkarıyor mesela. Tefsir ilmiyle meşgul olanlar, felsefe ilmiyle meşgul olanlar, tarikatla meşgul olan hepsi kendine göre doğru dürüst fikir ve düşüncelerini Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in onlara bakan veçesi külli manası değildir. O külli mananın içerisinde onların bulduğu bir masadak. Mizaçlarına göre bir istifade yoludur. Yani Kur'an-ı Kerim bir su gibidir, bir hava gibidir. Herkesin maneviyatını doyurur ve besler. Doyan bir insanın bir tanesi veya bir erbab meslek sahibinin biri diyemez, benden başkası ve hakkıyla ben istifade ediyorum, diğerleri benim teferruatımdır diyemez yani. İşte Kur'an-ı Kerim bu külli manasına bakılacak ki kelam-ı ilahi olduğu ortaya çıksın. Burada 18 bin alemi felekiyun mu saydı? Yoksa diyelim bir coğrafyacı ve kozmoloji uzmanı nasıl baktı buna? Onlar için geçerlidir. 18 bin demek her bakan için 18 bin alem, onların algıladığı manada alemler olmayabilir diyor üstadımız. Kur'an-ı Kerim'in cümleleri birer manaya münhasır değil. Belki nev-i beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir külli hükmündedir. Şimdi mesela şemsu tecri, güneş ceryan eder tabirinden
O zaman insanı ne anlamış? Sabahleyin gelir, akşamleyin gider. Öyle mi? Yeter. Bundan fazlası onun için zordur ve müşkildir, kabullenemez. Yani sen desen ki ya güneş gelip gitmiyor. Ya dünya kendi etrafında dönüyor da sen öyle zannediyorsun. Ya konuşma sen, görmüyor musun? Bak sabah geliyor, akşam ne dünya dönmesi. Bak o zaman onların kursağını dolduran o mana bu zamanın insanına göre ne oldu? Zayıf kaldı. Veya suret olarak kaldı. Hakikisi neydi? Dünya kendi etrafında döndüğünden dolayı biz güneşin gidip geldiğini zannediyoruz. Şimdi aya bakıyorlardı, ışıklı görülüyor. Ay nurdur dediler. Ayın nuru güneşten geliyor. Bu açıdan ayın kesif olduğunu kabul etmediler. Değil mi? Aya çıkılmaz dediler. Nura nasıl çıkılır dediler mesela. Bunu bazı hocalar yıllarca inkar etti. Ama bugün ne oldu? Ayın kesif olduğunu, karanlık olduğunu Muazzez Üstadımız Risale-i Nur külliyatında anlatıyor işte. Demek birine doğru olan bir mesele bir yer diğerine yanlış olabiliyor. Bir de zamanla fen geliştiğinden dolayı o zamanın şartlarında nazara verilen konularla bu zamanda nazara verilen konular arasında da fark var. Muazzez Üstadımız 200 bin bazen 300 bin nebatat ve hayvanat nevileri diyor değil mi? Şimdi kaça çıkmış? Milyonlara çıkmış bak. O zamanki tespit edilen rakamla bir mesele nazara verildiği zaman şimdiki tespitle farklı olunca o maziyi tenkit edemeyiz ki biz. Standart neyse ona zarar verilmiştir. Bugün bilim gelişmiş, 300 binde olan 1 milyona çıkmıştır. Beyan olunan manalar o külli kaydenin cüziyatları hükmündedirler. Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitli manalar var. Herkes mizacına, huyuna, kültürüne, marifetine göre bir mana çıkarır. Ama çıkarttığı Kur'an'dan olur, Kur'an olmaz. Çıkarttığı Kur'an'dan olur. Ama Kur'an olmaz yani. Onun anlayışına Kur'an dersek diğerlerinin anlayışını reddetmiş oluruz. Yani. Her sağlam meslek ve meşrep, her sağlam tarikat veya diye mezhep nereden nemalanıyor? Kur'an-ı Kerim'den. Işığını, kaynağını, rızkını, manevi rızkını Kur'an'dan alıyor. Ama Kur'an mı onlar? Haşa değil. Her bir müfessir, her bir arif o külliden bir cüz'ü zikrediyor. Çok külli olan manadan bir parçasını alıyor. Ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinad edip bir manayı tercih ediyor. Yani şöyle düşünün, İstanbul'un sahası genişliğinde bir düz arazi düşünün. Buraya bir tek insan resmi çizilmiş. Bir tane insan resmi. Herhalde bu çizilen insan resminin hatları, hudutları değil bir otoban kadar kalın olur. İnsanın büyüklüğü o kadar olunca. Şu cemaat da o çizgiler içerisinde serbest bırakılsa dense ki hadi bu çizgilerin manalarını, hikmetlerini araştırın. Bakıyor bir çizgi uzanıp gidiyor. Bilmez ki adamın kulağının kenarıdır, bir kıvrımıdır, alnının çizgisidir. Değil mi? Parmaklarının içindeki çizgi, bunu anlamayız yani. Oldu mu? Anlayamayız bunu. O çizgiyle alakalı bazı meseleler nazara veririz. Bakışımıza, görüşümüze, işte mesleğimize göre izahlar getiririz ama insan olduğunu bilen bir nazarın altında, bir bakışın altında onlar nedir? Çok nakıs ve eksik kalırlar. Yani bir kitaba bir karınca girmiş, şuurlu bir karınca bir satırında geziyor. O satırda ondan istifade ettiği neyse onun karusağını doldurur, tamam. Ama kitabın tamamı hakkında bilgi sahibi olamaz ki. Hatta bu sebepten dolayı bazen kuvvetli bir sebebe rastlar, kitabın aleyhine de geçebilir. O cümleyi iyi görmedi mi? Cümleyi tersinden okudu mu? Veya cümle onu rahatsız etti mi? Kitap hakkında yanlış kanaat sahibi de olabilir yani. Hani üstadımız buyuruyor ya, kavvaslar bir denize dalar, denize çok çeşitli madenler, mücevherler var. Yakutlar var. Bir elini atar, bir sivri bir malzeme çıkarır. Başka arkadaşları da dalmıştır. Onlar da bir şeyler bulmuştur. Ya onların da bir şey bulduğunu gören nedir? Onların buldukları benim bulduğumun teferruatıdır der diyor. Kur'an da o denize dalıyor diyor. Ama Kur'an'ın gözü açık olması sebebiyle kimin ne bulduğunu yerli yerine oturtuyor. Yani kainatla ilgili bütün ilimler, Kur'an-ı Kerim'de istifade eden bütün meslek ve meşrepler bir cephesine nazara verebilir. Kimse bunun tamamını ben anladım, idrak ettim diyemez yani. Hepsinin bir araya gelip değerlendirilmesini yapabilecek külli göz sahibi, nazar sahibi onları yerlerine oturtur,
Senin hakkın var ama senin yerin şuradır yani. Buna 40. hocam bize bir misal veriyor. Mesela bir fili diyor, bir köyün ortasına getirin, köylülerine gözlerini bağlayın, file doğru yürütün. Ama fili görmemişler, tanımamışlar yani. Her biri gelse bağlı olan, gözleri bağlı o köylüler, file elleriyle temas etseler, bir ayağını, bir kulağını, bir kuyruğunu, bir hortumunu neyse, sonra fili götürsek, saklasak, gözlerini açsak bunların, desek ki, anlatın bakayım fil nedir? Ayağına dokunan sütun gibi bir şeydir diyecek. Sütuna benziyor. Kulağına dokunan lahana yaprağına benziyor diyecek, değil mi yani? Hortumuna dokunan içi delik bir malzemeye benzetecek. Hortumuna, ha? Öyle değil mi? Kuyruğuna dokunan ucu püsküllü bir yapısı var diyecek. Hepsi doğru. Ama bu doğruları bir araya getiren külli bir göze sahip olmadıklarından dolayı filin bir tarafıyla meşgul olmuşlar. Fili ona benzetseler yanlış yaparlar. Ama fili bilen bir adam sen de doğrusun ama sen kuyruğunu, sen ayağını, sen kulağını, sen de hortumunu görmüşsün. Filin tamamını gören bir akıllı olması lazım ki bunların izahlarını da yapsın da onları da yanlıştan kurtarsın yani. İşte Kur'an-ı Kerim'in kainata bakışı böyle. Peygamberlerin bakışı böyle. Üstad böyle bakmış. Öyle bakınca bazı meslek ve meşreplerin Kur'an'la alakalı ve kainatla alakalı fikir ve düşüncelerini de yerli yerine oturtmuş. Onların ifadeleri Kur'an'dandır, Kur'an değildir. Kainattan alınan ilimler kainattandır ama kainat onlarla izah edemeyiz biz. İnsanın çünkü gözü, aklı, idraki külli manada bakıştan mahrum. Yani biz 20. asırda gelmişiz. Türkiye'de kainatın bir köşesinde, nokta gibi bir yerde olay ve hadisete bakarak kainat hakkında fikir beyanında bulunuyoruz. Yani şimdi kitabı açıyor diyelim bir mikrop. Bir harfini zor geziyor zavallı adam. Ömrü yetmiyor, kifayet etmiyor. O harfle alakalı ne biliyorsa onunla kainatın mukayesesini yapıyor. Kainatta böyle bir şeydir diyor. Bana göre kainat böyle olması lazım. Nereye gezdin? Koca kitapta bir harfin içinden bile ömür boyu çıkamıyor. Öyleydi insan olarak ya. Bir de Allah kitabı kebiri kainatı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onu bileceğiz ki bizim izahlarımız ona göre tevil edilsin. Doğru düşün de budur yani. Allah'ın bakışından veya diyelim Kur'an'ın bakışından hariç bir şekilde yani şu mevzi bakışlarla hadisat içinde boğulan bir insan kainata da izah getirmeye kalktı mı çok gülünç oluyor yani. Bak Muazzez Üstadımız ne buyurdu? Rusya diyor da bu müstebit perde takallüs edip kalkacak. Bizde üç nur, sizde üç zulmet. Birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Bu müstebit perde yırtılacak. Ben de gelip burada medresemi yapacağım demiş Üstad. 1911 yılında. Şeyh Sanan Tepesi'nde. Şimdi bak çok yüksek bir uç fikir. Sonra Çarlık Rusya gitti. Komünizm geldi. Üstadı tekzip etti. Üstadım hani? Medrese açacaktın, daha şiddetli bir rejim geldi. Çarlık Rusya'sı Rusya ilgilendi. Komünizm geldi, İslam alemini de yutmaya başladı. Ha, bekleyin, sabredin, ben doğru gördüm. Yani sebepler düşer, kalkar, eğilir, bükülür. Son geldiği nokta İmam bin Nazar'a verdiği konudur yani. Ondan sonra hakikaten komünizm de gitti. Hürriyetlerine kavuştular. Medresesini açtı üstadımız. Değil mi? İşte esas kitap okumak bu. Doğru bakmak bu. Şimdi bu doğru bakışı koy kenara. Mevzi bakışlar, çarlığa bakış, komünize bakış hep izahları yanlış yapardı. Üstadın fikrine kanaat olunca üstadın talebesi olmak bize sorumluluk yüklüyor. Üstad gibi düşünmeye, üstad gibi bakmaya, üstad diye istikbal hadiselerini değerlendirmeye bize bir vecibe oluşturuyor. O zaman bir nur talebesi bana göre diyemez. Üstada göre deme mecburiyetindedir. Eğer doğru dürüst fikir beyan edeceksin. Ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinad edip bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir tayfa o ayda muvafık bir mana keşfetmiş. Yani 18 bin alem demesi hangi açıdan bakmışsa kendisine göre 18 bin alem. Ya 18 bin alem, üstad diyecek şimdi mesela bir göz bir alemdir, bir hücre bir alemdir, bir atom bir alemdir. Bir yıldız bir alemdir. Bir karınca bir alemdir. Alemi neyi baz aldı da konuştu bunlar? Yıldızları baz almışlarsa feleki yuna göre öyledir. Ama botanikçiyi bağlamaz. Tıp uzmanlığı bağlamaz. Biyolojiciyi bağlamaz. Coğrafyacıyı bağlamaz. Değil mi? Veya diyelim
şeyi asıl şeyle adını jeoloğu bağlamaz. Bak şimdi ya. Mesela ehli velayetin ehemmiyetle birtlerinde zikir ve tekrar ettikleri Merecel Bahreyn yeltagiyan beynehuma berzahullah yabgiyan. Bu çok enteresan. Bunu dikkatle dinleyelim. Cümlesinde daire-i mücib ile daire-i imkandaki bahr-i rububiyetle bahr-i ubudiyet. Şimdi iki deniz Allah salıvermiştir. Arasına bir manevi perde bırakmıştır ki iki deniz sular birbirine kavuşmaz. Öyle mi? Şimdi bunu ne yaptı diyelim? Maurice Bucaille denen bir bilim adamı, Fransız herhalde. Cebel-i Tarık boğazında, yani Akdeniz Atlas Okyanusu arasındaki o boğazda bu olayı keşfetti. Bir baktı ki iki su, sağ ve sol, mineral maddeleri ayrı, soğukluğu, sıcaklığı ayrı, balıkları ayrı, tuzluluk oranı ayrı. Fiziğin bütün kurallarını alt üst eden bir kaide. Osmozu difüzyon dediğimiz, az yoğunluktan çok yoğun ortama geçiş olması icap ederken, he? Burada niye bu geçiş yok? Sonra bulduğunu Maurice Bucaille denen o Fransız'a yazdı. O da dedi ki, evet Kaptan Kustu, ben de öyle bir olaya rastladım. Test ettim, deneylerimi yaptım. Bunun cevabı Muhammedilerin kitaplarından mevcuttur. Bundan başka ise bu ayeti söyledi. Bundan başka bunun izahı yoktur. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, bu ayetten maksat sadece bu olay olsaydı. Bakın şimdi. Peki bu ayeti Peygamber Efendimiz okudu mu? He? Biliyor mu Resul-i Kibriya Cebel-i Tarık Boğazı'nı? Bilmiyor. Sahabeler okudu mu? Biliyorlar mı? Bilmiyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in, evliyalar, asriyalar, alimler. Kaptan Kustu'ya gelene kadar ne kadar Müslüman, Kur'an'ın kendi istifade etme vasıflı insan varsa bu olayı bilmiyor. O zaman bu ayetten istifade etmedi mi bunlar? Anlamadım bu ayetin manasını. Yani demek ki bu ayet bekledi, peygambere nasip olmadı haşa mana. Sahabe istifade edemedi. Bir Hristiyan bilim adamı geldi buldu da Kur'an-ı Kerim hakikatini ortaya çıkarttı. Eğer ayetin tek manası bu olsa böyle demek lazım. Fakat üstadın, Kur'an-ı Kerim'in esas iniş gayesi dediğimiz, bakın Kur'an-ı Kerim'de ayetleri izah ederken, tevil ederken evvela asıl maksadı unutmayacağız. Niçin Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim izah etmiş? Kulla Allah münasebetini kurmak. Kul ile Allah münasebetini kurmak. Bütün yorumlar bir kere buna göre yapılmalı. Ana kaide. Bunun dışındaki bütün masadaklar, ayetin külli manası içerisine giren istihraçlar Kur'an'dandır, Kur'an değildir. O adamın kendi öz mesleğine göre bir izahtır. Sadece manası o değildir. Sadece manası odur desek o zata kadar bu ayetten demek kimse istifade etmedi. Öyle kuru kuru okudular. Üstadın verdiği manaya bakın. Bu cümlede daire-i vücub ile daire-i imkandaki vücub alemi var, bir de imkan alemi var değil mi? Vücub aleminde bahri rububiyet, bahri ubudiyet. İki deniz salıverilmiş. Esas bonfile mana bu. Şimdi bundan peygamber de istifade eder, şu manadan. Sahabeler de istifade eder. Şimdi üstadın yazdıklarına baktığımızda Kaptan Kusto'nun bulduğu olay olsa da olurmuş, olmasa o kadar zavallı kalıyor ki bunların yanında. Yani. Ama bunu bilmese bir adam Risale-i Nur'un demek ki hakiki manası odur diye bakacak. O zaman bu ayetten o kadar vasıflı insanlar istifade etmeden gittiğini düşünecek. Yani. Şimdi bahri rububiyetle bahri ubudiyet serbest bırakılmış. Ya Allah'ın rububiyetin olmadığı bir yer var mı? Haşa. Sonsuza kadar gidiyor. Serbest. Ubudiyette son var mı? Ya bir adam kulluk yapıp kulluğu bitirir mi? Bitirmez. O da serbest bırakılır. O da sonsuz. Ama arasını öyle bir manevi perde bırakmış ki Allah, ubudiyet aleminin reisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, rubiyet aleminin bir çakırına benim diye sahip olamıyor, dokunamıyor yani. Bir gizli perde var. Ubudiyette en ileri gittiği halde, gittikçe küçülüyor, zavallı olduğunu anlıyor. Rubiyetin hassas noktasına dokunamıyor. O oraya bir milim geçemiyor. Müthiş bir şey var. İşte Miraç yolculuğunda ubudiyetin bir nevi kemal noktasına geliyor. Son demeyelim. Kemal noktasına geliyor. Cenab-ı Hakk'ı Miraç'tan görüyor. Ya Rabbi ben sen hakkıyla bilemedim. Ben sen hakkıyla şükredemedim. Ben sen hakkıyla bak zikredemedim. Dikkat edin şimdi. Yükseldiği yerden
zavallı olduğundan diyor, boynunu bükerek geri dönüyor yani. Bizim bir Necip Fazıl var. Der, Allah Resul aşkıyla yandım bittim kül oldum, öyle zayıfladım ki sonunda erkül oldum. Evet. Allah namına zayıflama, kuvvetlenmenin alametidir yani. Resul-i Kibriya'nın Miraç'tan Allah'ı görmesi, yani maneviyat noktasında en kemal noktadır ama gördüğü an en garip, en zavallı, en biçare olduğunu anladığı noktadır da. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bak, iki deniz salıverilmiş. O denizin bir bahri ubudiyet, bir bahri rububiyet. Ubudiyet aleminin kemal noktasında olan bir insan, Allah'ın Rab isminin tecelli ettiği hiçbir mahluka benimdir diye sahiplenemez, ona müdahale edemez. Mahlukat, mabudiyet, uzaklık noktasında müsavi gibi, öyle diyor değil mi? Mahlukiyet, mabudiyetin uzaklık noktasında müsavi oldukları, mahlukiyet nispetinde de birdirler diyor Üstadımız. Bir taş, ilah olmaktan ne kadar uzaksa, bir insan da o kadar uzaktır ya. Dokunamaz. Demek bonfile mana bahri ubudiyetle bahri rububiyet. Bak, sahabeler işte bundan istifade etti. Hakiki mano. Diğerleri teferruat kalıyor. Bahri ubudiyetten tut dünya ve ahiret bahirlerine. Şimdi dünya şartları serbest bırakılmış. Çalı çalışabildiğin kadar. Ahiret bahirleri de serbest bırakılmış. Ama Allah öyle bir manevi perde bırakmış ki dünya ve ahiretin din dengesi sistem ona göre kuruluyor yani. Bak, birbirine karışmıyor. Bak şimdi gelecek daha. Ta gayb, alemi gayb ve alemi şehadet bahirlerine. Şimdi şehadet aleminde yaşıyoruz, gayb alemine iman ediyoruz. Bak, burada yaşama orayı, orada yaşama burayı ne yapmıyor? Tetiklemiyor yani. Yine bir manevi perde var. Dünyadayız ama gayba iman ediyoruz. Birbirinin dengelerini sarsmıyoruz. Ta şark ve garp, şimal ve cenuptaki bahri muhitlerine, ta bahri Rum ve Fars bahrine, ta Akdeniz ve Karadeniz boğazına ki mercan denilen balık oradan çıkıyor. Ta Akdeniz ve Bahri Ahmer'e ve Süveyş kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine, ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine, ta Nil, Dicle, Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar manasındaki cüziyatları var. Hep bunlar ayetin masadakıdır. Kaptan Kusto da bunun bir cephesini bulmuştur. Bir cephesine ilgilenmiştir. Ama İsas Üstad'ın külli verdiği mana, bütün insanlar istifade edeceği konu bahri ubudiyetle bahri rububiyettir. Şimdi bakın, biz de birkaç örnek verelim. Bu ayetin yani mührünün, sikkesinin, damgasının olmadığı hiçbir şey yok. Şimdi bir arının vücudunda bal denizi serbest bırakılmış, öyle mi? Zehir denizi de serbest bırakılmış. Birbirine karışıyor mu? He? Karışmıyor. Aynı vücutta iki menfi deniz, birbirine zıt. Yani Cebel-i Tarık Boğazı'na gitmeye lüzum yok. Her yerde bu ayetin sikkesi mevzu var. Mesela bir atomun vücudunda cazibe dafiye serbest bırakmış. Birbirine karışmıyor. Çekme itme beraber. Bir insanın hafızasında şekil denizi, suret denizi, anlam denizleri serbest bırakılmış. Karışıyor mu birbirine abi? He? Karışmıyor. Bir hava atomunda, bir hava aleminde ne kadar denizler serbest bırakılmış. O kanallarda çıkan sesler, şekiller, koku, ışık, cazibe, dafiye, neyse yani. Karışıyor mu birbirine hava aleminde? Radyoyu açıyorsun, sesi alıyorsun. Kanalları açıyorsun, şekli alıyorsun. Oksijen alıyorsun, kokuyu alıyorsun, ışığı alıyorsun. Müthiş bir şey. Sütte de aynı. Vesaire. Yani nerede? Her yerde, her yerde var. Arkadaşlar dikkat edin. Ama işte ayet ya bu. Çok külli manaları var. Kaptan Kustu, Morris Bukhari'de gitmiş, bir tanesini onlar çıkartmış. O halde bu külli manayı, muhtevi ayetleri bir cehle, bir şeyle izah etmek yanlış olur. Sütte kan ve fışkı arasında karıştırılıyor. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır.
İşte onun gibi elhamdülillahi rabbil alemin. Bak örneğin bu ayetten verdi, şimdi geldi gene onu aynı ayet izaha. Alemin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz. Dahi pek çok hakaiki camidir. Ehli keşif hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Rabbil alemin, Rabbil aleminden maksat nedir? Alemin deyince ne anlayacağız? Herkese göre, her mizaca göre, her mesleğe göre değişebilir. Ben de böyle fehmederim ki, semavatta binler alemler var. Sırf semavatta binlercesi var. Yıldızların her bir kısmı birer alem olabilir. Yerde de her cins mahlukat birer alemdir. Göz bir alem, kulak bir alem. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Allah bir insanı özel yaratıyor. Bir adam bir koyun öğrendi mi? Bütün koyunları bilir. Hepsini ayrı ayrı incelemeye lüzum yok. Ben inceleyen, beni inceleyen siz incelemiş midir? Hayır, bak siz ayrı bir tarihçi lazım. Siz ayrı bir bilim adamı lazım yani. Ben Mustafa'yı inceledim. Bütün insanlar da eşittir Mustafa diyemez yani. Hayvanlar için denebilir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbil alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine idare ve terbiye, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye edilir, denilir demektir. Demek Rabbil alemin tabiri illa rakamsal olarak nazara vermek çokluktan kinayedir. Esas nedir? Şudur. Her bir alem Allah'ın terbiyesiyle, tedbiriyle idare edilir anlamına geliyor. Salisen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُمْ بِعُيُوبِ اَنْفُسِهِمْ Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş. وَمَا اُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ Ben nefsimi terbiye etmiyorum. Nefsim günahkardır, kusurludur. Nefsimi beri göremem hatalardan, kusurlardan. Her zaman nefis kötülüğe götürür ve ister. Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Peygamber Efendimiz'in duası Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rab, bir an bile beni nefsimin eline, iradesine bırakma. Nefsim Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki. Nefsini Allah'a terk ediyor bak. Ona güven yok. Ona güven itimat olmaz yani. Nefsin ayıbını gören bahtiyardır. Bak nefsin ayıbını gören bahtiyar. Ya Allah nefsimizin ayıbını bize gösterirse biz o bahtiyarlardanız. Ama bu nefis istemez ki ayıbı görünsün. Kendisinin avukatı, arkadaşının savcısı oluyor. Senin dinin bize tersini söylüyor. Nefsinin savcısı ol. Arkadaşının avukatlığını yap. Doğrusu bu. Ama nefis tersten baktırıyor. Öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefs emmare yellevvameye ve yemutmainni inkılap eder. Fakat silahını ve cihazatını asaba devreder. Ha. Bazen olur insan manen tali ve terakki eder. Nefsin o cihazları ne yapar? Parçalanır, kırılır ama nefis ölmez. Ölürse insan melek makamına intikal eder. Allah'ın o manada mahlukata şey yok. İradesi müsaade etmiyor. İnsan yaratmış Allah. Kemal noktada. O zaman nefis ölmez. Ya damarlara cihazatını devreder. Öldü gibi zannederiz. Öyle bir zayıf tarafımızı bulduğu anda bizi fırlatır ki. Hatta nefsi mutmainne olan diyor. Çok büyük insanlar devamlı nefs-i emmareden şikayet etmişler. Çok gördüm de öyle zatları bir üstadımız. Nefsi mutmainne. Artık günahlara karşı tatmin olmuş. Günahı istemeyen, işlemek istemeyen nefse sahip. Fakat neden itiraz ediyorlardı şekva? Emmare nefisten. Anladım ki nefis son deme kadar ölmez. Öldü gibi düşünürüz. Cihazatını asaba devreder. Bu defa başka yönlerden bizi harekete geçirir. Kebair işletmez. Hürmet istedir. İltifat istedir. İlgi alaka istedir. Bak bak. Bu kadar hizmet ettin ya hakkındır. Az istirahat, az keyif. Hayır işte oradan vuruyor bizi bu defa arkadaşlar. Bu zalim öyle enteresan bir şey ki öyle yerden yaklaşıyor ki. Mesela şimdi bakın. Şimdi hırsızlığa karşı neyiz biz? Nefsin mutmainne de bak. Hırsızlığa tenezzül etmeyiz. İçkiye? Haşa ne kadar bak. Sağlamız değil mi? Peki bütün günahlara karşı da işçi, içki ve hırsızlığa olduğu gibi hassas mıyız? Evet. Ha, bak.
Orada mutmainne bir cihette diğerlerinde daha zayıfız. Ne zaman diğer günahlara karşı da hırsızlığa ve içkiye karşı olan tavrımız gibi hassasiyet kesbedersek külli manab nefis mutmainneye çıkıyor. Ancak imtihanın olması icabı cihazatını asaba devreder. Asap dediği hissiyat. Üstadımız öyle buyuruyor. Hayatını verdiğiniz bu dava hislerinizi niçin vermiyorsunuz? His mi önemli, hayat mı önemli? Evi satmışsın. Acaba musluklarını da vereceğim. Evi satma, musluğun hesabı olmaz. Musluk da evin içinde gider kardeş. Evi satma, musluğun hesabını görüyor ev sahibine. Ondan da oluyor canım. Peki nasıl oluyor? Mesela düşünün ki 80 yaşında bir ihtiyar. Bak. Günaha girmeye mecali kalmamış artık. Günaha girmeye. Ama hissiyat nedir biliyor musun? Doruk noktadadır. Yani yaş genç olsa da şunların hakkından gelsem derim. Mesela yemekleri, yiyeceklerin, günahları. Bak ama vücutta öyle bir şey yok ha. Pürsümüş, bitmiş. İhtiyar artık. Ama hisleri genç gibi doruk noktadır. Bir de 30-40 yıldır yememiş, içmemiş ya. Birike atom bombası gibi olmuştur. Aman eline bir şey geçmesin. Yani şöyle bakın oraya. Adamın 10 yıldır midesi alınmış. Midesi yok. Yemek yesen neresine koyacak? Koyacak yeri yok. Hakikaten koyacak yok. Mide yok. Mide olmayınca kebaba iştah gider mi gitmez mi? Gitmez. Öf, bir de 10 yıldır yememiş ki. Böyle biriken bir iştah var. Dükkanların da öyle ciddi bekler ki ah bir de olsa şununla 3-5 porsiyon yesem diyor. Bak asaba devretmek bu işte. Ya miden yok ama iştah var. Aynen bunun gibi. İhtiyar adam günah işlemeye mecali gitmiş. Ama harama bakıyor. Neye bakıyorsun hayır? Eline geçmiyor. Kesse hissiyat çok kuvvetli Allah korusun. Üstad bunu anlatıyor. Son deme kadar nefisle mücadele devam edecek. Fakat bazen olur ki nefs emmare ya levvameye veya mutmainneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Asap ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar götürür. Nefs emmare çoktan öldüğü halde onun hasarı yine görünür. Bak aynen mide gitmiş ölmüş. Ama hissiyat, yemeğe karşı iştah damarından besleniyor adam ama istiyor ki olsa da yesek. Onun hasarı yine görünür. Çok büyük asfiye ve evliya var ki nefisleri mutmainneyken emmare nefisten şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vaveyla etmişler. Kalpleri sağlam ama kalbi marazlardan şikayet etmişler yine. İşte bu zatlardaki nefs emmare değil peki asaba devredilen nefs emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil belki marazı hayalidir. İnşallah aziz kardeşim size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla asaba intikal eden ve terakkiyat-ı daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Üçüncü mesele. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Allah insanı mükerremiyet arşında yaratmış. Eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, ahsen-i takvimde yaratmış. Ayetinin اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولَ ayetiyle bir taraftan mükerremiyet arşı, bir taraftan da çok çok zalim, insan çok çok da cahil, mübalağa sigasına göre çok zalim, çok cahil olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Bir taraftan da en mükerrem mahluk insandır diyor. Bunun hangisi doğru? Hangi nasıl bu tabakat var? Muvaffakat nasıl olur? Ters bir mana çıkıyor çünkü. Ayetiyle ve ki tevfiki nedir? El cevap 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'ünün 5. dalın 2. memesinde izahı vardır. Sırrı icmalisi budur ki Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Bizde kudret kemal noktasında olmalı. Biz çok şeyden bir şey yaparız. Allah bir şeyden çok şey yapar. Bir topraktan bütün bitkileri yaratır. Bir sudan yarattığı mahlukata bakın denizde hele. Biz ise koca koca fabrikaları koruruz. Dönüm dönüm arazilere
küçük küçük imalatlar çıkarırız yani, malzeme çıkarırız. Çok şeyleri bir araya getirip bir şeyi zor yaparız. Allah ise en basit, en zavallı, en basit şeylerden en mükemmel şeyleri yapar. Bir şeyden çok şey yapar. Çok vazifeleri gönderiyor, bir sayfada 1000 kitabı yazıyor. Bir dile öyle bir tatlar mekanizması koymuş ki bütün tatları bununla tadıyoruz. Bütün lisanları bununla konuşuyoruz yani. Bakın. Ben bir ara bir tornacıya gittim. Senin mesleğin abi, İhsan abi. Yüzlerce adamın aleti var dükkanda. Duvar her tarafı alet dolu. Tip tip penseler, çekişler, kelpetenler, anahtarlar. Bu ne? Bunlar bizim elimiz ayağımız abi diyor. Her birinin ayrı bir görevi var bunların. Tornacı. Ya dedim ya şu Allah'ın işine bak. Bir elle Allah ne kadar. Bunların tamamını tek el tutuyor. Bu elden hepsini kullanıyorum. Bak Allah'ın sanatının kemaline. Bir araba için yüzlerce alet. Ama bir el tamamını kullanabiliyor yani. Şunu öyle bir özellik vermiş ki. Müthiş bir şey. Bazen iki tane, üç tane gözlük, üç gözlük kullanan adam görmüşüm. Üç tane gözlüğü var. Nasılsa ben ikiyi gördüm mü? Üçü de görmemiştim yani. Üç tane gözlük. Biri uzak, biri yakın, biri de ne dedi unuttum yani. Dinlenme mi? Bilmiyorum adam. Ya ama Allah şu gözden her şeyi gösteriyor ya. Yani şu gözün gördükleri ilgili ayrı ayrı gözler olsaydı ne yapacaktık biz? Göz mü taşıyalım, kulak mı taşıyalım yanımızda? Bak ya. Cenab-ı Hak kemal-i kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sayfada 1000 kitabı yazıyor. Abi diş işte diyelim, bir harftir, binlerce kitap yazılmış, hala uzmanlar dişin içerisine giriyor, kazmaların küreklerinden kazıları yapıyorlar, göçüğün altında kalıp geri çıkıyorlar, göçüğün de altında kalıyorlar, abi. Dişi bitiremiyorlar abi, aciz kaldı. Geçen bir doçent geldi abi, gözden sınıfta kaldım dedi. Profesör olamamış. Komiser bir çalış gel bir daha. Ya, bu adam doçent. Doçentler tezleri veriyor ya Allah'ın yarattığı sanat ne kadar büyük bir şey ya. Tuğum da önce. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş. Nasıl bunlar böyle? Allah öyle bir insan yaratmış ki neyi anlatıyor? Kerremna'yı anlatıyor. Velakat kerremna beni Adem. İnsanı bütün mahlukat içerisinde cami bir fert olarak yaratmış. Cami toplayan demek. Mesela en cami göz insandadır. Hayvanlar çoğu siyah beyaz görüyor. Bu gözle bütün renk tonlarını ayırabiliyoruz. En cami kulak gel insandadır. Kulağı camidir. Bütün kokular bu burunla alabiliyoruz. Bütün tatları bu dille alabiliyoruz. Şöyle bir akıl koymuş bütün makulatı bundan tartıyoruz. Şöyle bir kalp koymuş bütün muhabbetler orada. Bir hayvan ancak yavrusunu seviyor. Bir insan bütün yavruları seviyor. Dikkat ediyor musun? Yani kalbi cami, muhabbeti cami, endişesi cami, gözü cami, aklı cami, her tarafı. Bir de kendisi cami. Bütün mahlukatın özü ve özeti insanda. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş. Yani bütün enva hayvanatın muhtelif derecatı kadar bir tek ne olan insan ile o vazifeyi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış, fitri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Bu sebepten dolayı Allah insanın duygularını cami, külli bakışlı, külli koordinatları geniş yaratmış. Buna göre de diyor Allah insanların duygularına fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Hayvanların iki mahdut. Tavuğun ne yapacağı belli. Ondan başka bir şey yapamaz. İlk aslan nasıl yaşamışsa, ilk aslan, Adem babaları. Bugünkü torunlar aynı hayatı sürmeye mecbur bak. Taşı yontamadılar, ateşi bulamadılar, bir harf icat edemediler. Bir koyun sürüsü, komple koyun nevi, iki harfle alfabeleri var, M ve E. Bütün ihtiyaçları ondan gideriyorlar. M demekle ağlıyor, M demekle seviniyor, M demekle yavrusunu emziriyor, buluyor. Toplam alfabesi iki tane harf ya. Bize 29 harf yetmiyor. Abi. Arapça öğreniyoruz, İngilizce, Almanca öğreniyoruz. Külli halimize bak yani. Bütün hayvanların alfabeleri mahduttur yani.
3 harftir, 4 harftir bilemedin değil mi? Cümle kuran var mı içlerinde? Yok. Ama bütün hayat standartları ondan gidiyor işte. Allah Allah. İşte buradan bize bakacağız yani. Nasıl kirli bir camiyetimiz var. Duygularımızda fıtri bir hat koymamış Allah. Hani diyor ya işte insanda 3 mühim şey var, kubbe var. Kubbe-i akliye, kubbe-i gadabiye, kubbe-i şehebiye. Bunların da muazzez üstadım diyor, 3 mertebesi var diyor. İfratı var, tefriti var, vasatı var. Kubbe-i akliyenin ifratı nedir? Cerbeze. Batıl hak, hakkı batıl gösterecek tehlikeli bir zeka, akıl. Bunu kontrol altına almak çok zordur yani. Bak, bu noktada duran felsefeciler nizama girememişlerdi. Akıllarına güvenmiş gitmişler, bakmışlar yani. Bunun tefriti var, gabavet. Anlatırsın anlamaz. Bak o da bir şeye yaramıyor. Ortası var, hikmet. Kur'an'ın sayesi altında, onun mesajları içerisinde aklını geliştirmek. Hikmet diyoruz buna. Kuvve-i akliyenin ki bu. Kuvve-i gadabiyenin. Yani menfaatleri cehet, mazaratları deftir. Kuvve-i gadabiye. İfratı var, tehavür. Hiçbir şeyden korkmaz. Hayat zindan olur ya. Korkmak büyük bir nimettir. Korkmayan bir adam apartmandan inerken merdiveni kullanmaz. Pencereden atlar. Korkuyor ki biter hayatı. Aslanın kafası sevmez de kucağını almak ister. Bak korku büyük bir nimet. Tefriti var, cebalet. Tavuktan bile korkar. Böyle bir hasta varmış diye diyorlar. Kendini darı zannediyormuş, tavuktan kaçıyormuş adam. Darı zannedince, tavuğu görünce kaçıyor. Bunu almışlar tedaviye. Doktor buna mütemadiyen telkinatta bulmuş. Yani sen darı değilsin bak, tavuktan kaçıyorsun. İnsansın, insanın darının farkı budur. Tam adam ezberlemiş yani. Neticede darı mısın ne insanın farkın ne anlatmış. Çağırın bunu demiş doktor ailesine, taburcu edin. Demiş yanınızda bir test edeyim. Anlatmış sen nesin insanın. Darı mısın ne farkınız ne. Oo çok memnun olmuşlar. Alın götürün niye demiş doktor bir mesele var demiş bu hasta. Nedir demiş. Demiş kendimin darı olmadığına inandım demiş. Bunu kabul et. Tavuk bunu nereden bilecek demiş. O ben hala darı biliyorsam gir içeri demiş ki. Tavuk. Tavuk olsun. İkna edelim bu insandır değil mi? Darı dedi. Şimdi tehevvürün yani kuvve-i kadabiyenin tefriti de şeydir yani. Cebanet. Korkulmayan şeyden dahi korkar. Ortası nedir? Şecaat. Allah düşmanlarına karşı izzetli, Allah'ın dostları yanında ise zelil ve mütevazi olmak. Bir de kuvve-i şehviye var. Yani insanın neslini çoğaltmak, vücudunu muhafaza etmek için yeme, içme, istifade etme noktasında bir duygudur bu. Kuvvetidir. Bunun ifratı nedir? Fücur. Helal haram demeden ortalığı karıştırır. Tefriti var, humut. Ne helala ne de harama iştahı olmayan. Bunun vasatı var, iffet. Kuvve-i şehviyenin iffet, kuvve-i gadabiyenin şecaat, kuvve-i akliyenin hikmet cepheleri sırat-ı müstakim. İhtina sırat-ı müstakim ise bununla izah ediyor işte. Ya Rab bizi sırat-ı müstakime hidayet et demek, bu üç kuvvenin peygamberler vasıtasıyla kontrol edilip fıtri bir kayıt konulmayan bu üç duygunun dinlerle kayıtlanarak istikametli olması nedir? Sırat-ı müstakimdir. Cenab-ı Hak bizi ona hidayet eylesin inşallah. Halbuki insanın her kuvası hassiz bir mesafede cevelan eder gibi gayrimütenahi canibine gider. Yani işte bu kuvvelerle insan yani derekenin ve derecelerin sonsuz mertebelerine gidebiliyor yani. Şeytana uyarsa aşağı, peygamberin nasihatine uyarsa yukarı çıkıyor. Yani karbon gibi yani. Bir şekilde dizildi mi kül, bir şekilde dizildi mi elmas veya kömür. Şeytana göre dizildi mi insan nedir? Kömürdür. Meleğin ilhamına göre dizildi mi elmastır. Ama diğer mahlukatta böyle bir imtihan yok. Yani diyemez şerefli koyunlar, şerefsiz koyunlar. Böyle bir tabir yok yani. Veya haysiyetli atlar, haysiyetsiz atlar diye bir tabiri var mı? He? Hayır.
Ama insanlarda bu tabirlerin altına binlerce insan girer. Her bir sınıfa göre, bu sıfata göre insan bulabiliriz. Neden? İşte fıtri bir kayıt konmadığından dolayı duygu ve şeylerine, latifelerine şeytan ve meleğin ilhamı çarpışıyor. İnsan iradesiyle neyi takdir ederse ona göre de yönleniyor. Çünkü insan Halık'ı kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir ayna olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istidat vermiş. Mesela insan hırs ile bütün dünyana öyle ser bir mezit diyecek. Zalümen cehuleye geldi şimdi. Yani kendisini esas merkezde otur diyor. Oldu mu? Dünyayı versen daha başka yerde yok mu diyor yani. Hem hodgamlığıyla, kendini beğenmesiyle kendi menfaatına binler adamın zararını kabul eder. Ben susuz kalırsam yağmur da yağmasın. Ben tok olduktan sonra insanlar ne yaparsa yapsın. Ve herkese ahlak-ı seyyiyede hassiz derece inkişaflar olduğu ve Nemrutları Firavunlar derecesine kadar gittikleri sigay mübalağa ile zalim olduğu gibi ki mahlukat içerisinde insandan zalim yoktur. Hayvanlar vahşidir ama dünyaya çok faydalıdırlar. Bütün hayvanları topla bir araya getir, dünyaya menfaattan başka bir şey yapamazlar. Ekolojik dengeyi korurlar. Bozmazlar. Ama insan, bak Hiroşima'ya attığı atom bombası sayesinde hala nesiller sakat geliyor. Yani. Şu vahşet hayvanlar yapmaz işte. Ama insan medeniyet adı altında maalesef yapıyor. Ahlak-ı hasenede de hassiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiye ve Sıddık'ın derecesine kadar terakki eder. Hem insan, hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Cehule'yi anlatıyor şimdi. Zalim olduğunu anlattı. Firavunlar, Nemrutlar kadar ileri gider. Nasıl çok çok cahildir? Bu da cahillik. Yani bizim bildiğimiz bilimleri, fenleri bilmeyen anlamına değil. Yani hayata karşı cahillik. Yumurtaya ihtiyacımız var, yapmaktan aciziz, cahiliz. Değil mi? Görmeye ihtiyacımız var, gözü tanzim etmekten cahiliz. Yürümeye ihtiyacımız var, herkese. Bahar'a ihtiyacımız var, hepsinden acizce cahiliz canım. Bunu anlatıyor şimdi. Hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hassiz eşyaya muhtaç olduğu için sigay mübalağa ile cahuldür. Çok şeye muhtaç olmasa bile sigay mübalağa ile cahuldür. Niye? Ne kadar eşyaya ihtiyacı varsa onları bilme mecburiyeti, yapma mecburiyetindedir. İhtiyacı ne kadar çok, hepsine karşı cahil, yapmayı bilmiyor çünkü. Saçı dökülür, saçı ekemiyor. Gördük böyle saçımı ekme mekanizmaları, yerleri var. Bir ayını alıyor adamın, belki daha fazla. Adamın iflahını söküyorlar ya. Adamın kafasını ne hale getiriyorlar ya. Bandajlı, bandajdan aylarca öyle geliyor. Allah ise bak buradan çıkarıyor ya. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, değil mi? Bir hayvanın ne kadar şeye ihtiyacı var ki? Hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen de bir iki saatte bütün hayat şartlarını öğrenir. Doğar doğmaz hemen suya koyuyorsun, yüzüyor ya. Arşimed'in kim, suyun kaldırma gücünü nereden biliyoruz daha, demin doğdun. Su katı mıdır, sıvı mıdır böyle hani. İnsanoğlu 15 yaşında yüzmeye at suya ölür. Öbürü daha iki günde öğreniyor. Ördekler, kazlar, kuş. Bir haftada uçmanın talimini yapıyor ve uçuyor ya. Biz iki sene dayağa kalkamıyoruz. Bırak uçmayı. Biri bakmasa, himayet etmese ölür gideriz orada. Hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün hayat şartlarını öğrenir. Güya bir başka alemde tekemmül etmiş. Öyle gelmiş. İnsan ise bir iki senede ancak ayağa kalkar. 15 senede ancak menfaat zararı fark eder. İşte cehul mübalağası buna da işaret eder.